Bende yok. Evet. Arkadaşlar mitokondri ve plastitler çift zarlı organellerimizden de doğru mu? Dolayısıyla mitokondri arkadaşlar ökaryotların tamamında var mıdır? Vardır. Çünkü oksijenli solunumu gerçekleştiriyor. Oksijenli solunum sonucunda hücre içerisinde ne üretiliyor arkadaşlar? Çok sayıda ATP adını verdiğimiz enerji birimi üretiliyor. Dolayısıyla bütün ökaryot olan canlılarda bakın bir hücreli olsa bile mesela amip, ögdena, paramelsüm bir hücrelidir fakat ökaryottur. O zaman mitokondri olmak zorunda diyoruz. Çift zarlı olduğunu söyledik. Bakın dıştaki zarı düz arkadaşlar. Dıştaki zarı düz. İçteki zarı ise bakın şu şekilde girintiler ve çıkıntılar oluşturmuş. Biz bunlara arkadaşlar krista adını veriyoruz. Bu şekilde girintili çıkıntılı olması yüzeyi genişletmek için. Yani yüzeyi genişleyince ne oluyor ki diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu oksijenli solunumu yapıyordu ya. İşte oksijenli solunumu yapmasını sağlayan enzimler var. Biz bunlar arkadaşlar ETS enzimleri diyoruz. Bu zarın üzerinde bulunuyor bunlar. Dolayısıyla ne kadar çok böyle kıvrım olursa arkadaşlar bu ETS enzimleri o kadar daha fazla bulunuyor. Bilim zamanda meydana gelecek olan oksijenli solunumu daha da fazla hızlandırılmış oluyor. Yani bu bir adaptasyon. Yüzeyi genişletmek için kristallerin bu şekilde kıvrımlı olması arkadaşlar bir adaptasyondur diyoruz. Tamam mı? Şu çizmiş olduğum mavi şeyler ETS enzimini ifade ediyor. İçteki zar yüzeyi genişletiyor. Kıvrımlılardan meydana gelmiştir diyoruz. İşte bu kıvrımlara arkadaşlar krista adı verilir. Bu krista zarı diye geçen iç zar arkadaşlar şurada bakın gösterilmiş. İçeride bakın bir sıvı var. Kristanın da içinde bakın bir sıvı var. Biz bu sıvıyı arkadaşlar matrix sıvısı diyoruz. Bunun dışında matrix sıvısı içerisinde mitokondrinin kendine ait DNA'sı vardır, RNA'sı vardır. Bu esnada arkadaşlar DNA RNA'nın varlığından dolayı çekirdek DNA'sının kontrolünde DNA, mitokondri DNA'sı kendini eşeyip çoğaltabilir. Yani mitokondri kendi sayısını ne yapabilir? Çekirdekten onay almak şartıyla sayısını artırabilir ihtiyaca göre. Ve kendine ait arkadaşlar bir de ribozomları var. Bu da şu anlama geliyor. Kendine ait proteinini sentezleyebilir. Nerede? Mitokondri içinde. Hangi proteinler bunlar? Hani enzimler protein yapılıydı ya arkadaşlar. Oksijenli solunumu meydana getirecek olan işte enzimlerin yapısı protein yapılı ve kendi enzimlerini mitokondri kendi içinde kendisi üretiyor. Oksijenli solunum enzimlerini kendisi üretiyor arkadaşlar. İşte bu şekilde mitokondri çift zarlı olup bütün ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Çünkü baraj gibi ne yapıyor devamlı arkadaşlar? Enerji üretiyor. Barajsız ülke olur mu? Olmaz. O zaman ökaryot, ötekileşmiş karyota sahip olan gelişmiş hücrelerin hepsinde onun için arkadaşlar bir hücreli olsa bile amip, ögdena, paramelsüm bir hücreli protist alemindedir. Ama ökaryottur bakın işte ondan dolayı şu gördüğünüz mitokondriye sahip olmak zorundadır diyoruz. Kristallarda enerji üretimini sağlayan ETS elektron taşıma sistemi elemanları vardır. İçteki zarın çevrilemiş olduğu boşluk ise arkadaşlar matrix adı verilen sıvıyla dolu olduğunu az önce zaten ifade etmiş idik. İşte bu matrix arkadaşlar yine oksijenli solunumla ilgili neler varmış? Enzimler varmış. İşte bu enzimleri ne yapıyor? Kendi ribozomlarıyla bakın kendisi üretiyor arkadaşlar. Polizom neydi? mRNA ipliği üzerine bağlanmış. Çok sayıda bakın ribozom arkadaşlar polizomu meydana getiriyordu. Bu polizomlar sayesinde seri halde hızlıca aynı proteinden birçok kopya ne yapılabiliyordu bu şekilde üretilebiliyor. Bakın bu kırmızıların hepsi arkadaşlar aynı protein ve bir tane mRNA şu gördüğünüz kırmızıya boyamış olduğum mRNA'dan şifre alarak ne yapılıyor? Bu şekilde kırmızı proteinler meydana getiriliyor. Bakın mavi olanlar ribozomlar bu kırmızı olan proteinlerin çeşitliliğini etkilemiyordu. Çünkü ribozomlar sadece mekandır. Üretilecek olan proteinin içeriğine ne yapmaz arkadaşlar? Karışmaz. mRNA DNA'dan geliyor. DNA'nın vermiş olduğu şifrelerden bakın üretiliyor mRNA. Yani mRNA DNA'ya bağlı. O da bakın üretilecek olan proteini belirlemiş oluyor. O zaman herkesin DNA'sı, RNA'sı farklı olduğuna göre proteinleri de farklı oluyor idi. Değil mi?
Bakın kriz hazarlarını burada göstermişler tekrar arkadaşlar. İçteki zar bakın girintili çıkıntılı görüyorsunuz. Dıştaki zara bakın düz arkadaşlar. Mitokondri DNA'sı arkadaşlar bu şekilde halkasal bir DNA'dır. Bakın bakteriden türediği endosimbiyoz hipotezine göre iddia ediliyor. Bundan dolayı kloroplast olsun, mitokondri olsun bakın halkasal bir DNA'ya sahip olması onların bakteri hücre içerisine girmiş diyorlar. Halkasal DNA'lı bir bakteri hücre içerisine girmiş ve zamanla bu mitokondriye dönüşmüş diyorlar arkadaşlar. Bunlardan dolayı, tamam mı? Evet, demek ki mitokondrimiz bütün ökaryotlarda bulunan ATP sentezleyen çift zarlı bir organeldir. Kendine ait DNA, RNA ribozomu var demiştik. Kendini eşleyip çoğaltabiliyor ve kendine ait proteini üretebiliyor. Bu özelliğinden dolayı çekirdeğin kontrolünde kendini eşleyip çoğaltabilir ve protein sentezini yapabilir arkadaşlar. Notlarınızda siz de boşlukları dolduruyorsunuz değil mi? Evet. Arkadaşlar mitokondri enerjiyle ilgili görevi olduğu için vücudumuzda enerji tüketimi çok fazla olan yerler vardır. Mesela karaciğerimiz arkadaşlar çok fazla görevi vardır. Bakın bol bol enerji harcar. Kaslarımız yine çok hızlı kasılır gevşer. Çok fazla enerji harcar. Yine sinirlerimizde arkadaşlar impuls adını verdiğimiz uyarılar iletilir devamlı. Bunlar da yine çok fazla enerji harcayan hücrelerimizdir. İşte bu şekilde vücudumuzda çok fazla enerji ihtiyacı olan hücrelerde biz mitokondri sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Neye göre? İhtiyaca göre mitokondri sayısı fazlalaşmıştır. Mitokondrinin görevi oksijenli solunum yapıyor, ATP enerjisi üretiyor arkadaşlar. Şurada glikoz artı 6 oksijen reaksiyona girmiş arkadaşlar. Şöyle yapalım şunu okla gösterelim. 6 karbondioksit, 6 tane su net olarak açığa çıkar ve 38 tane ATP açığa çıkmış olur. Bu esnada bir de ısı üretilir arkadaşlar. İşte bu ısı bizim vücut sıcaklığımızı sağlıyor arkadaşlar. Yani vücut ısımızın meydana gelmesinde bizim besinlerimizin hücre içinde oksijenli solunumla parçalanmasıyla ATP üretiliyor ya enerji birimi. Bu arkadaşlar normalde yaklaşık 100 ATP'lik bir glikoz parçalanınca ATP'lik ısı üretilir aslında. Yani biz ısı üretiyoruz hücre içerisinde. İşte bu ısının yaklaşık %60'ı bizim vücut sıcaklığımızı sağlıyor. İnsan hani ölünce soğuyor ya. Neden? Çünkü solunum duruyor. Solunum durunca ısı üretimi duruyor ve insan soğumaya başlıyor. Veya canlıların hepsi için geçerli bakın. Dolayısıyla bu ısının %60'ı vücut sıcaklığımızı sağlarken yaklaşık olarak %40'ı da arkadaşlar bu ısı kaçmasın diye kısa süreli olarak hücre içerisinde işte ATP şeklinde bakın ne yapılıyor? Depolanıyor. Yani ATP'yi daha sonra tekrar parçalayıp tekrar ısı üretip o ATP'nin ısısını arkadaşlar hücre ne yapabiliyor? Kullanabiliyor. Onun için biz ATP'nin kısa süreli ısının depolanma şekli olduğunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Tamam mı? Mitokondri ile ilgili anlamadığınız, soracağınız herhangi bir yer var mı arkadaşlar? Yoksa plasitlere geçiyorum. Var mı sorusu olan? Hayır. Peki, plasitler diyelim o zaman arkadaşlar. Plasitlerin 3 çeşidi vardı. Neydi bunlar? Kloroplast, burada yazıyor zaten. Kloroplast, kromoplast ve lökoplasttır arkadaşlar. Lökoplast. Şu L olacak. Lökoplast olarak 3 çeşit plastitimiz vardı. Üçü de bunların arkadaşlar çift zarlıdır. Üçü de DNA, RNA ve ribozoma sahiptir. Çünkü bu üçü birbirine ne yapabiliyor arkadaşlar? Dönüşebiliyor. Bakın şu kısaca fotosentez yapan organeldir. Şu bitkilere renk veriyor. Kırmızı mesela domatesin rengini, turuncu havucun rengini, sarı limonun rengini arkadaşlar bunlar veriyor. Lökoplast ise depo organelidir arkadaşlar. Yani nişastadır, proteindir, yağdır bakın. Ayçiçeğinde mesela yağ depoluyor. Patateste mesela nişasta depoluyor. İşte baklagillerde nohut, mercimek, kuru fasulyede bakın protein depoluyor bu lökoplast arkadaşlar. Yani bitkisine göre ne yapıyor veya bulunduğu depolama şekline göre lökoplastlar bu şekilde farklılaşmış oluyorlar. Plasitler kimlerde bulunur diyeceksiniz arkadaşlar. Bitkilerde bulunuyor. Bitkilerde bulunuyor. Ve arkadaşlar bazı protistalarda bulunuyor. Mesela Euglena'da kloroplast vardır arkadaşlar. Bazı protistalarda biz yine ne yapıyoruz? Plasitlere rastlıyoruz. Buraya siz de not alırsanız iyi olur. Yanına arkadaşlar. Bazı protistalara bakın. Euglena ile beraber bir de kimler girer biliyor musunuz? Alkiler girer. Alkiler.
Alpler de yine kloroplasta sahiptir arkadaşlar. Fotosentez yapabilirler. İşte bazı protistalarda ne yapabiliyormuş o zaman? Plasitleri bulundurabiliyormuş diyeceğiz. Devam ediyorum. Kloroplastla başlayalım. Fotosentez olayının gerçekleştiği organel arkadaşlar kloroplasttır. Sadece bitkilerde bakın olmadığını, bazı protistalarda örneğin öglene de bakın bir hücreli olmasına rağmen, ki bakın çeperi olmadığı halde öglene kloroplasta sahip olan bir canlıdır. Sorularda bakın bunu kullanabiliyorlar. Alplerin çeperi vardır arkadaşlar. Protista alemine giren alplerin tek hücrelisi de olsa, çok hücrelisi de olsa bakın çeperi vardır. Bunları tekrar sınıflandırma konusunda ele alacağız arkadaşlar. Ve kloroplasta sahiptir alplerde. Yani fotosentez yapabilirler. Bitkilerle beraber. Bitkiler öglena ve alpleri kloroplasta sahip olarak unutmuyorsunuz. İçinde struma dediğimiz sıvı var. Nasıl mitokondrinin matriksi varsa arkadaşlar, kloroplastın da stroma sıvısı vardır. Ve yassı şekilli lamellerin, yani tilakoidlerin üst üste dizilmesiyle arkadaşlar oluşturduğu granumları bulundurmuş oluyorlar. Granumlarda arkadaşlar ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştüren pigmentler var. Yani klorofil pigmentleri granumda yer alıyor arkadaşlar. Ve fotosenteze ait ETS elektron taşıma sistemi elemanları yine granumda ne yapıyor arkadaşlar? Bulunuyor. Bakın şu granum arkadaşlar görüyorsunuz. Tilakoidler bakın şu tilakoid arkadaşlar. Tilakoid zarı bakın şu zar olmuş oluyor. Şu boşluk tilakoid boşluk oluyor arkadaşlar. Şuradaki sıvı kısım bakın stroma sıvısı. Aynen mitokondrinin matrik sıvısına benziyor. İçinde yine DNA, RNA ve ribozom var. Bu şekilde kendini yine eşleyip çoğaltabiliyor. DNA'nın kontrolünde, çekirdek DNA'sının kontrolünde. Ve kendine ait yine ribozom olduğu için proteinlerini, enzimlerini ne yapabiliyor? Sentezleyebiliyor arkadaşlar. Dış zarı da bakın düz arkadaşlar. İç zarı da düzdür. Mitokondriden farklı olarak bakın. Mitokondrinin iç zarı girintili çıkıntılıydı. Ama kloroplastın arkadaşlar dışı da düzdür, içi de düzdür arkadaşlar. Tamam mı? Granumlar ışığı soğuran, emen kısımlardır arkadaşlar. Stromada DNA, RNA, ribozom var demiştik ve enzimler de bulunduğu için çekirdeğin kontrolünde kendini eşleyip çoğaltabiliyor. Ve kendine ait bakın ribozomun olması protein sentezini yapabileceği anlamına geliyor. Nerede bulunur arkadaşlar? Bitkinin yeşil olan kısımlarında biz kloroplastla rastlıyoruz. Yeşil yapraklarda, genç ince dallarda, olgunlaşmamış ham, sebze bakın ve meyvelerde arkadaşlar biz bol miktarda kloroplast bulunduğunu ve fotosentezin meydana geldiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada tekrar kloroplastı göstermiş. Görüyorsunuz grana arkadaşlar bakın grana. Şunlardan bir tanesinin adı. Granum tamamının adı idi. Şunlar bakın tilakoid arkadaşlar zarları birleştiren lameller. Bu şekilde bakın birleşmişler kendi aralarında. Tilakoid zarı bakın burada tekrar göstermiş. Tilakoid zarın üzerinde esas neler bulunuyor arkadaşlar? Bu şekilde bakın. Klorofil molekülleri bulunuyor. ETS enzimleri bulunuyor ve fotosentezin meydana gelmesi için gerekli olan elemanlar burada yer almış oluyor. Nerede burası neresiymiş? Tilakoid zarlarda arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki tilakoid zarda ETS enzimleri ve klorofil molekülleri bulunuyor. Şu gördüğünüz stroma sıvısında ise arkadaşlar DNA, RNA, ribozom bulunuyor. Aynı zamanda stroma sıvısında arkadaşlar fotosentezin iki tane tepkimesi var. Işığa bağımlı tepkimeler, bir de ışıktan bağımsız tepkimeler. Bu şekilde besin sentezliyor. Stromada arkadaşlar ışıktan bağımsız tepkimeler gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız tepkimeler gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız tepkimeler stroma sıvısında gerçekleşiyor. Işığa bağımlı tepkimeler ise arkadaşlar tilakoid zarlarda yani granalarda ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor diye bilmenizde fayda olabilir. Işıklı evre ise granalarda, tilakoid zarlarda ne yapıyormuş? Gerçekleşiyormuş. Bunlar fotosentezin evreleri arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bir soruyla bakın çıkmış sınav sorumuz arkadaşlar. Bakın bakalım. Yorumlayın. Yapabilecek olan varsa söylesin cevabını. Herkes düşünsün 2 dakika süre verelim. Bursa mı? Bursa mı diyorsunuz? Bulunması zorunludur demiş ya. Şimdi şıklarda yalnız bir olsaydı cevap yalnız bir olabilirdi. Ama bakın
Şıklarda yalnız bir yok arkadaşlar. O zaman biz neyi düşüneceğiz? Oksijenle solunum yapan hangi organeldir? Protein sentezini hangi organel yapar? Fotosentezi hangi organel yapar? Bunları düşünmemiz lazım. Oksijenle solunum yapan organel hangisidir arkadaşlar? Mitokondri. Doğru mu? Protein sentezini kim yapar arkadaşlar? Ribozom. Fotosentezi kim yapar arkadaşlar? Kloroplast. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 olarak verilmiş bu çıkmış sınav sorumuzda. Hani şunu söyleyebilirsiniz. Hocam kloroplast mitokondri hani kendine ait ribozomu vardı. Protein sentezi yapıyordu diye söyleyebilirsiniz. Cevap 2 ve 3 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Zorunlu dediği için. Haklısınız. Ama arkadaşlar burada ayrı ayrı düşünerek cevabı Ceyhan olarak vermiş ÖSYM. Zaten bu soruya çok itirazlar gelmişti. Hani prokaryot bir hücrede sadece bir olabilir. Fotosentez için klorofil ve işte mezozom dediğimiz zar kıvrımları yeterli oluyor gibisinden. Ama şıklarda yalnız bir olmadığı için ÖSYM bunun cevabını Ceyhan olarak açıklamış idi arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir soru çıkar mı artık? Herhalde çıkmaz. Net olur. ÖSYM'nin soruları artık çok net olarak çıkıyor. Bu şekilde şaibeli soru yayınlamıyorlar. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Kromoplast arkadaşlar bitkilerde sarı renk veren ksantofil, bakın limonun sarı rengi buradan geliyor. Turuncu renk veren karoten arkadaşlar, bakın havuç bu şekilde gözümüze geliyor. Kırmızı renk veren likopin arkadaşlar, bu da bakın domatesin kırmızı rengi arkadaşlar, karşımıza kromoplast ile çıkmış oluyor. Yapraklarda bakın bulunabilir, meyvelerde bulunabilir. Hatta bakın havuçta mesela kökte ne yapıyoruz? Biz havucun kökünü yiyoruz arkadaşlar. Bakın turuncu renkli olması kökte bile bulunacağını bize ifade edebilir. Karoten havuca turuncu renk vermiş. Likopen domatese kırmızı renk vermiş. Ksantofil ise bakın limona ne yapmış arkadaşlar? Sarı rengini vermiştir diye düşünebiliriz. Devam edelim. Sonuncu arkadaşlar plastitimiz neydi? Lökoplast idi. Lökoplastı arkadaşlar pigment bulunmadığı için arkadaşlar renksiz olan plastittir. Yani rengi yoktur, şeffaftır arkadaşlar. Renksiz plastittir. Ve bitkide makromoleküllerin yani protein, yağ, nişasta yani polisakkarit gibi makroların depolandığı yapılardır arkadaşlar. Lökoplastlar gerektiğinde kloroplasta veya kromoplasta bakın ne yapabiliyorlar enzimler yardımıyla dönüşebiliyorlar. Bakın burada bunları boyamışlar arkadaşlar gözüksün diye. Çünkü şeffaf renkte oldukları için bakın. Ancak mikroskopta bakın bunları görebilmek için boyalarla bakın boyamışlar ve karşımızda lökoplastlar bu şekilde ancak çıkabilmiş. Yani bunlar boyandığı için böyle gözüküyor. Normalde bunlar arkadaşlar şeffaftırlar. Tamam bakın şeffaftırlar. Şunlar bakın lökoplast arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki protein, yağ ve şekerleri ne yapıyorlarmış lökoplastlar? Bitkisine göre depoluyorlar. Bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve tohum gibi ancak depo organlarında bol miktarda bulunuyorlar bu lökoplastlar. Ve depo ettiği maddeye göre bakın değişiklik arz edebiliyor. Mesela patatesin yumrusunda nişasta bakın depoluyorlar. Baklagil tohumlarında protein depoluyorlar. Ayçiçeğinde arkadaşlar yağ depoluyorlar. Demek ki bitkisine göre bakın lökoplastların depoladığı maddede ne yapıyor? Makromolekülde değişkenlik arz ediyor. Şu sorumuza bakalım. Bakın karanlıkta kalmasından diyor arkadaşlar. Öldüğü ana kadar. Şimdi karanlıkta da kalır kalmaz ilk önce hangi organel sizce durur? Işık yoksa hangisi çalışmaz ilk önce? Bir, kloroplast. Kloroplast bir anda durur değil mi? Çünkü fotosentez bir anda kesilir arkadaşlar. O zaman birle başlamamız lazım. Bakın birle başlıyorum. Üç şıkkımız var. Sonra çekirdek beyin ölümü, ribozom protein sentezi, mitokondri de enerji üretiyor. Şimdi protein sentezi enerjiyle meydana gelebildiğine göre ilk önce besin sentezi duracak. Besin gelmezse mitokondri besin alamazsa nasıl enerji üretir? Üretemez değil mi arkadaşlar? O zaman bakın kloroplast enerji besin üretemediği için mitokondri besin bulamayıp enerji üretemez hale gelecek.
Daha sonra enerjisiz kaldığı için ribozomlar protein sentezini durduracak. En son bu hücrenin beyin ölümü, yani çekirdek ölümü ne yapacak? Gerçekleşmiş olacak. O zaman kloroplasttan sonra mitokondri, sonra ribozom, en sonunda beyin ölümü çekirdek olması lazım ki cevap bu da ne oluyor? Adana olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet, şu soruya bakalım. Kloroplast ve mitokondri de diyor ortak olarak gerçekleşen bir olay değildir diyor arkadaşlar. DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı ya her ikisinin de. Borsa mı hocam? ETS elemanları da fotosentezde ve oksijenli solunum yapanlar da bulunuyordu ya. Hani kriste zarında vardı, yerinde granumlarında vardı ya. Bunları eledim. Başka? O zaman protein sentezi. Protein sentezi olur mu? DNA, RNA ribozomları vardı. O zaman protein sentezi bakın ortaktır arkadaşlar. Peki ATP sentezi olur mu kloroplast ve mitokondride? Mitokondri de oluyor zaten. Solunum yapıyor biliyorsunuz. Fotosentezle ATP üretilir mi arkadaşlar? Sizce? Üretilir bence. Işık yardımıyla arkadaşlar ışığın enerjisini ATP'ye dönüştürüyor bunlar. İşte bu ATP ile de kendine besin sentezliyor. Işıksız evre vardı ya stromada meydana gelen. Orada bu ATP'yi kullanıyor arkadaşlar. Biz kloroplastta ışık yardımıyla ATP üretimine de bir isim veriyoruz. Bunun ismi arkadaşlar fotofosforilasyondur. Fotofosforilasyon. Normalde fosforilasyon demek ATP üretimidir Latince. Tamam mı? Eğer sorularda fosforilasyon diye bir şey görürseniz öncüllerde bunun ATP sentezi olduğunu anlayın. Ve ışık yardımıyla bakın ATP üretimi de fotofosforilasyondur. Bunu kloroplast yapar diyoruz. O zaman bu da yine ortaktır. Ama karbondioksit kullanma. Mitokondri ne yapar? Solunum sonucunda karbondioksit ve suyu açığa çıkartır arkadaşlar. Karbondioksiti kim kullanır sadece? Ototroflar kullanıyordu. Fotosentez veya kemosentez yapanlar. Fotosentez yaptığına göre bunu ancak ne yapabilir? Kloroplast kullanabilir arkadaşlar. Bu ortak değildir diyeceğiz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Bir sorumuz daha var. Kendi ürettiklerini kendi bünyelerinde bulundurabilirler diye sormuş. Kloroplast ne üretiyor? Fotosentezde glikoz üretiyor mesela. Bu glikozu kloroplast kendi içinde depolayabilir mi arkadaşlar? Nişastaya dönüştürüp depolayabilir mi kısa süreliğine? Ne dersiniz? Organel içerisinde nişasta deposu olur mu sizce? Olmaz. Geceleyin arkadaşlar, geceleyin kloroplast içerisinde üretilen glikozlar yoğunluğu dengeleme adına, yoğunluğu düşürme adına hemen nişastaya dönüştürülür arkadaşlar. Dolayısıyla kloroplast kendi ürettiği glikozunu kendi içinde kısa sürede olsa arkadaşlar depolamayı başarır. Peki lizozom arkadaşlar kendi ürettiğini kendi bünyesinde bulundurabilir mi? Lizozomun görevi neydi? Sindirim yapmak. Değil mi? Şöyle bakın içinde enzimler vardı. Bu besin kofuluyla şöyle birleşiyordu. Bakın şu enzimleri besin kofulunun içerisine akıtıyordu şöyle. Ve buradaki besini sindiriyordu arkadaşlar. Sindirilen besinler de sitoplazmaya dağılıyordu. O zaman bu kendi üretmiş olduğu bu monomerleri kendi yapısına lizozom katabilir mi arkadaşlar? Katamaz değil mi? Öyle bir lüksü yok. Sadece içeriğini boşaltıyor. Bakın sindirimi meydana getiriyor. Kendi ürettiği şu monomerleri kendi içine katamaz. Peki ribozom ne yapıyor? Protein sentezliyor. Peki ribozom üretmiş olduğu proteinleri arkadaşlar kendi içine katabilir mi? Yoksa başka şeylerin yapımında mı kullanır hücre arkadaşlar? Şimdi ribozomlar nerede üretiliyorlar? Çekirdekçik içinde üretiliyorlar. Dolayısıyla ribozom kendi ürettiği proteini kendi yapısına arkadaşlar dahil etme lüksüne sahip değildir. Sadece bir araçtır. Proteini üretir ve hücre içerisine bırakıverir. Dolayısıyla kendi içerisine aynı ribozomun bu proteinin girmesi beklenmez.
Ama hücre ne yapar? Bunu çekirdekçiye gönderir. Orada başka yeni ribozomların sentezinde kullanır. O ayrı mesele. Ama kendi ürettiğini aynı ribozom kendi içine ne yapamaz arkadaşlar? Alamaz. Değil mi? Peki mitokondri kendi ürettiğini kendi bünyesinde bulundurabilir mi? Mesela ne üretiyor arkadaşlar? Karbondioksit üretiyor glikozu parçalayınca. Su üretiyor. Bu suyu arkadaşlar mitokondri kendi içinde acaba kullanabilir mi? Mitokondri içerisinde her türlü enzimsel olay meydana gelebilir mi? Protein sentezi gelebilir mi? Gelebilir. Orada suyun arkadaşlar enzimlerin çalışması için tekrar kullanılması söz konusu olabilir mi? Olabilir. Karbondioksit arkadaşlar kullanmasa da suyu arkadaşlar kullanabilir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 4 olarak bulunur. Tamam mı? Biraz kaliteli soruydu arkadaşlar. Evet. Sesim geliyor mu? İnternetim biraz yavaşladı galiba. Onun için soruyorum. Geliyor, geliyor. Tamam. İnternet çok şey kasıyor. Biraz kasıyor değil mi? Evet. Şu soruya bakın bakalım arkadaşlar. Dört görülen özelliklerden hangileri ortaktır diyor arkadaşlar. Kloroplast arkadaşlar suyu kullanabilir mi? Efendim? Edirne mi? Edirne mi cevap? Bakalım. Şimdi suyu kullanma arkadaşlar ortak mıdır? Kloroplast fotosentez için su kullanır mı? Kullanır arkadaşlar. Peki mitokondri su kullanır mı? Yani normalde oksijenli solunum için arkadaşlar su kullanılır mı acaba? Yani suyu mitokondri oksijenli solunum yaparken hem kullanıyor arkadaşlar hem de üretiyor. Bunun dışında normal bir enzimatik tepkime içinde mitokondri içinde DNA, RNA, ribozom yok muydu? Yine ne yapabilir arkadaşlar? Suyu kendi başına kullanabilir mi? Kullanabilir arkadaşlar. O zaman suyu kullanma ortaktır. ATP sentezi ortak mıydı? Deminki soruda görmüştük zaten. Her ikisi ATP üretiyor demiştik. Peki evet. İnorganiklerden organik madde sentezleme ortak olur mu sizce? Bu neyin tanımıydı? Ototrofluğun tanımı. Yani fotosentez veya kemosentezin tanımı. Sadece kloroplast besin sentezi yapar. Mitokondri inorganikten organik madde ne yapmaz? Sentezlemez arkadaşlar. Kendine özgü yönetici moleküle sahip olma, DNA, RNA'ya sahip olma. Evet, her ikisi için ortak demiştik. O zaman cevap ne olur? 1, 2 ve 4 yani Edirne olarak bulunmuş olur diyoruz. Tebrik ederim, bildiniz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Evet, hücre duvarı arkadaşlar. Yeni bir kağıda mı geçmiş olduk? Evet. 10 numara mı şu anda? Evet. 10 numarayı açalım o zaman arkadaşlar. Bir 5 dakikamız var. Biraz daha işleyip bırakalım isterseniz. Hücre duvarı arkadaşlar. Bunun diğer ismi nedir? Hücrenin duvarının hücre çeperi hücre arkadaşlar. Çeperi. Hücre çeperi. Hücre çeperi kimlerde vardır arkadaşlar? Hayvanlar alemi hariç. Hayvanlar bakın alemi hariç. Bütün alemlerde biz çepere arkadaşlar tamamında olmasa bile canlıların bazılarında olsa da bakın rastlıyoruz. Bakın bakterilerde, arkelerde bakın çeper var bazılarında. Bazı protistalarda mesela alklerde çeper var arkadaşlar. Mantarların bakın bira mayası hariç diğerlerinde olabilir. Bira mayası çünkü tek hücreli bir mantardır. Bitkilerde bakın yine biz çepere rastlıyoruz arkadaşlar. Ama hayvanların hiçbirinde çeper yoktur arkadaşlar. Ama duvarı oluşturan, çeperi oluşturan maddeler arkadaşlar hepsinde aynı değildir. Farklılık gösterir. Mesela bitkilerde arkadaşlar çeperin yapısında selüloz vardır. Neydi selüloz arkadaşlar? Yapısal polisakkarit değil mi? Bakterilerde arkadaşlar peptidoglikan dediğimiz azotlu bir polisakkarit vardır. Peptidoglikan diyorsunuz o boşluğa. Peptidoglikan adı verilen arkadaşlar azotlu bir polisakkarit vardır. Şuraya azotlu yazalım. Azotlu polisakkarit bakın vardır. Polisakkarit yazalım altına da. Tamam mı? Evet, mantarlarda ise arkadaşlar kitinden meydana gelir. Yine kitin de arkadaşlar azotlu bir polisakkarittir. Bakın bakteri ve mantarların bakın benzeşen yanı arkadaşlar çeperlerinde azotlu bir polisakkarit olması diye güzel bir soru buradan çıkartılabilir aslında.
Bakın şu gördüğünüz arkadaşlar, zarın dışında bakın çeper var, görüyorsun. İşte bu kalın yapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Duvar veya hücre çeperi adını veriyoruz. Tamam mı? Evet. Biraz yavaşladı. İnternet çok kötü ya. Ondan kaynaklanıyor. 4 dakika kaldı hocam. Evet. Cansız arkadaşlar, dayanıklı ve sert bir özellik gösteriyor çeper. Üzerinde madde geçitlerini sağlayan arkadaşlar, bakın por demiyoruz artık, geçitler bulunur. Hücre zarında porlar vardı. Geçitler porlardan daha büyük ve arkadaşlar tam geçirgen yapılardır. O zaman çeper üzerinde arkadaşlar por değil, bakın geçit bulunuyor. Ve hücre zarı seçici geçirgen iken, bakın hücre zarı seçici geçirgen bir özellik gösterirken arkadaşlar, hücrenin çeperi arkadaşlar neymiş demek ki? Tam geçirgenmiş. Tamam mı? Hücrenin çeperi neymiş? Tam geçirgen arkadaşlar. Aradaki farklar bunlar. Çeperle zarın arasındaki farkları bilmemiz gerekiyor. Bitki hücrelerinde hücre yaşlandıkça arkadaşlar ne yapar? Çeperin kalınlığı gitgide artar. Neden? Çünkü arkadaşlar madde birikiyor. Çeperin kalınlığının artması arkadaşlar madde birikmesinden kaynaklanıyor. Mesela ne birikir arkadaşlar? Süberin, lignin adını verdiğimiz maddeler birikir çeperde. Süberin, mantar, lignin, odun demek arkadaşlar, bakın. Çeperde bunlar birikir. Yaşlandıkça hücre, onun için çeperin kalınlığı gitgide ne yapar arkadaşlar? Artar. Hücre zarının kalınlığı değişiyor muydu yaşlandıkça? Hayır, değişmiyordu. Bakın zarın kalınlığı değişmez ama çeperin kalınlığı ne yapar arkadaşlar? Gitgide zamanla artar demiştik daha önceki bilgilerimizde. Geçmişti zaten ama tekrarlamış olduk. Duvarın görevi arkadaşlar hücreyi mekanik etkilere karşı korur, basınç değişimine karşı korur ve desteklik sağlar arkadaşlar. Aynı zamanda duvar sayesinde turgor basıncı diye bir basıncımız var. Daha sonra ele alacağız. Bu oluşur arkadaşlar. Bu şekilde bitkiler daha da dik durmayı başarır. Stoma dediğimiz gözenekler var. Açılıp kapanmayı bakın bu şekilde gerçekleştirir. Böcek kapan bitkilerdeki o irkilme hareketi hızlı bir şekilde arkadaşlar yine turgor basıncının ani değişimiyle meydana geliyor. İşte bunun da özünde kim varmış? Duvar, çeper varmış arkadaşlar. Ve bitkilerin genç kısımlarının arkadaşlar dik durmasını sağlar. Aynı zamanda hücrenin duvarı. Dik durmasını sağlar diyoruz. Tamam mı? Hocam son ne dediniz? Sesiniz gidip geliyor. Bitkilerin genç kısımlarının dik durmasını sağlar. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Evet. Hücre iskeleti arkadaşlar elemanları diyor. Burada kalalım. Bu biraz uzun bir konu ve önemli bir konu. Bir dakikamız kaldı çünkü zaten. Slide numaramız 74 arkadaşlar. Birisi yazsın 74 diye. Tamam. Haftaya buradan devam ederiz. Yazdım. Tamam mı? Sizden ricam tamam, çıkmış sınav sorularını arkadaşlar indirip bilgisayarınıza biyolojiden anlattığımız konuyla ilgili olan kısımların çıkmış sınav sorularını çözmeniz. Çünkü siz TM'cisiniz arkadaşlar. Fazla zaman ayıramıyorsunuz ama evet. En azından çıkmış sınav sorularını, bakın son 20 yıllık arşiv ÖSYM sitesinde şu an mevcut arkadaşlar. ÖSYM bunları çözelim tamam. diye yüklemiş siteye. Lütfen indirelim ve çözelim. Oldu mu arkadaşlar? Tamam hocam. Görüşmek üzere haftaya. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.